Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu zamandan beri motovlog çekemiyordum. Ya bunun sebebi şeydi, mikrofonum bozulmuştu, kablosu kopmuştu içinden. O da yeni mikrofon almaya gidemedim. Dün işte yeni mikrofon aldım. Bu motovlogu daha farklı tarzda çekeceğim. Arkaya da aksiyon kamerasını arkaya bağladım. Telefonla da kaska bağladım. O şekilde çekim yapacağım. Gel hadi abi gel. Ya çünkü 360 kamera çok pahalı şu an. Kamera almaya gücüm yok. Böyle farklı bir şekilde çekim tarzı denemek istedim. Birkaç defa böyle deneme çekimi yaptım. Bayağı güzeldi. Arkadaş bu tarafa ben hiç bilmiyorum ha. Bakın buradan illa bir yere iner herhalde. O mikrofon da alalı yaklaşık 2 yıl falan olmuş. Bir sefer bozulmuştu o. Sonra onu ben içinden kablo kopmuş, lehim yaptırmışım. Gene kullanıyordum ama artık en son komple perde çıktı o mikrofon. Yeni mikrofon almak zorunda kaldım. Mikrofonu da fotoğrafını araya koyarım. Bakalım bunda ses kalitesi nasıl gelecek. Abi bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bursa'da kent meydanından sonra gerçekten medeniyet bitiyor ya. Harbiden. Hayır, trafik ekstra tehlikeli olmaya başlıyor. Her an her yerden araba çıkabilir. Aslında bu videonun konusu Instagram'dan takip edenler görmüştür. Tipo'yu sattım. Bununla ilgili konuşacaktım. Neden sattım? Sıradaki araba ne var? Tipo'dan memnun kaldın mı? Hadi geç. Ya zaten arabayı ben şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık yılbaşından beri satılıktı araba ama hani bir fiyat istiyordum ben. O da herkes o fiyata fazla diyordu. Ya fazla diyordum. Olmuyor yani, araba satılmıyordu. Arabayı da zaten en yakın arkadaşlarından bir tanesini sattım. Bana o yılbaşından beri bir fiyat veriyordu. Ben de olmuyor mu, o parayı sana verirsem giderim köyde tavuk kümesi yaparım daha iyi diyordum. Gittim ama en son o parayı verdim şöyle. O da nasıl şey yaptım. İşte pazar günüydü. O arkadaşımın yanına gittim çay içmeye, kahveye. Ondan sonra işte dedim araba satılmıyor falan. Dedi gel dedi, o dedi para ben alayım dedim. Tamam dedim, gel yarın noterde buluşalım. O da dalga geçmedi. Oğlum ne dalga geçerdim, gel dedim vereyim sana dedim. Ondan sonra tamam ben düşürüm dedi. Akşam benim imanıma para attı. Sonra ertesi günde şey yaptık. Noterde satışını verdim. Ya onun araba ihtiyacı vardı. Ya ben gene o paraları ben vermezdim arabayı da. Hani hem arkadaşım olduğu için hem de artık parayı farklı yerlere değerlendirmek için verdim. Ya şöyle, bir ticaret yapacağın zaman veya birikim bir şey yapacağın zaman bir malın getirisine götürüsüne bakılır. Eğer hani getirisi götürüsünden fazlaysa vermek daha mantıklı. Kaskı bize sıcak ya. Tipo'yu satma sebeplerimden bir tanesi şöyle söyleyeyim. Arabanın şimdi birincisi lastik, al bak motor sağa çek.
Satma sebeplerinden bir tanesi motor lastik istiyordu. O da şimdi lastiğe verecek param yoktu. Hani verme durumu yoktu. Birkaç farklı ek masrafları var. Zaten ben de arkadaşa söyledim. O da zaten bunu bilerek aldı. Lastikler çok kötüydü. Hatta ben en son köye gittiğimde yolda kalmışım. Lastiğe taş girmişti. Lastik patlatmıştı. Öyle bir yolda kalma maceram oldu. O gün zaten arabadan birincisi soğudum. İkincisi şöyle bir sıkıntı yaşadım. Kapı kilidiyle cam mekanizması. Hadi cam mekanizması son zamanlar iyiydi ama kapı kilidiyle ilgili abi çok sıkıntı yaşadım ya. Gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Hani tipi alacak arkadaşlar zaten ilk kafadan bakması gereken şey kapı kilidi. Hani çıkma kilidi alıyorsunuz, çıkma kilidi soruyorsunuz orijinal Lancia'nın. O adam çıkma kilidi 2000 lira para istiyor. Sıfır kilidi alıyorsunuz, sıfır kilidin fiyatı 800 lira ama o yan sanayi olduğu için taktırıyorsunuz, aynı randımanı vermiyor. En son işte pazara çıkarmadan önce, 2 gün önce kapı kilidi bozuldu. Rezil gibi arabanın kapısı ne içeriden açılıyor ne dışarıdan açılıyor. Ondan sonra ben de en son dedim, hatta o gün cumartesi günüydü. Eskişehir'in oraya götürdüm, benzine götürdüm arabayı. Abi uğraş. Ya 4 saat o kapı kilidine uğraştım ya. Mekanizmayı söktüm, döşemeyi ilk önce indirdim aşağı. Sonra mekanizmayı söktüm. Ondan sonra mekanizmanın içini komple dağıttım. İçindeki çarklar gitmiş. Ondan sonra zar zor bir şekilde onu topladım. Ondan sonra kapı kapanmıyor. Yeniden ayarladım. Kapattım. Açmak istedim. Bir daha açılmıyor. Ya 4 saat onunla uğraştım ya. Hani bir yere gideceğin zaman aynı gerçekten hani rezil gibi arabanın sağ koltuğuna iniyoruz. O arada beni çok yaptı. Uyuz etti. En son dedim zaten ben arabayı vereceğim abi. 3 aşağı 5 yukarı vereceğim. Çünkü uğraşamayacağım artık abi. Çünkü hani o kadar mesela taktırmaya para veriyorsunuz veya kendiniz takmaya uğraşıyorsunuz. Bir gün iki gün iyi oluyor, üçüncü gün gene bozuluyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Paranızı çöpe atıyorsunuz. Çıkma kilidi alacağım. Tamam orijinal Lancia'nın ama ikinci el abi. Şimdi sen bilemezsin ki ne olacağını, ne sürprize karşılığını bilemezsin ki. Adam hani arızalı çıksa alamayacak. Ben sana sıfır mal satmıyorum ki. Garantili mal değil ki. 2000 lira ona para verseniz, taktırmaya 500 lira verseniz 2,5 bin lira para yapar. Hani para kolay kazanılmıyor. Şahin'in bu konuda şöyle bir avantajı var. Orijinal yedek parça bulabiliyoruz. Şahin Doğan'da orijinal yedek parça bulabiliyorum ama orijinal yedek parça bulabiliyoruz. Mesela Opar'ın falan orijinal parçasını bulabiliyoruz. Hatta benim geçen sene Şahin'in şeyi bozulmuştu. Kontağı bozulmuştu. Hani 950 liraya orijinal Opar'ın şeyini aldık yani. Opar mıydı? Makum önündeydi. Kontağını aldık. Ama tipoda öyle bir şansınız olmuyor. Ha şöyle bir şey var mesela. Yaklaşık 20 ay durdu araba bende. 20 ayda ben 19 bin kilometre yol yaptım. 19 bin kilometre boyunca hani mekanik anlamda bir sefer şanzımanla ilgili sıkıntı yaşadım. İkinci vitesle. Onunla zaten şanzımanı yaptırdım. O zaman parasını da 2023'ün Şubat ayı mı neydi? Kaç para verdim abi ona ya? 15.100 lira ben şanzımana para verdim. Onun harici hani şeyle alakalı, ya buralar çok sakat abi. Görüyor musun? 15.100 lira ben şanzımana para verdim. Onun harici mesela motorla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani bayağı da uzun yol yaptım. Buradan iki sefer Kütahya'ya gittim. Bir sefer Manisa'ya gittim. Kaç sefer Balıkesir'e gittim geldim. Hani hiçbir köye mesela köye kaçsa en az belki 15-20 kere ben köye 15 kere daha köye gitmişimdir. Hani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eskişehir'e gittim bir sefer. Hani sıkıntı yaşamadım. Yani o konuda güzeldi. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Bir de 1.4 olması nasıl anlatsam size şimdi?
güzel, hani güzel güzel yönler de var ama yani 1.6 olması bence biraz daha iyi. Yani bazı konularda şey yapıyor. 1.6 alınması gerektiğini hissettiriyor yani araba. Onu da nasıl hissettiriyor? Mesela bir rampaya bir şey gireceğiniz zaman veya rampa yukarı, mesela lambarda bekliyorsunuz böyle. Rampa yukarı arabayı kaldıracağınız zaman hissettiriyor yani. Hani 1.6 arabayla hissettiriyor. Ama uzun yolda mesela İzmir yolu gibi bir yerde mesela şey yapmıyor. Öyle hissettirmiyor. Yani normal stabil mesela 140, 150 veya 120, 130 o hızlarda rahatla seyredebiliyorsunuz. O konuda sıkıntı yok. Düz yolda hissettirmiyor ama mesela bizim Almacık yolu gibi yollarda hissettiriyor abi. Şimdi bundan sonra ne gelecek? Ya bundan sonra ben zaten yılbaşına kadar araba alamayacağım. Çünkü borcum var. Borcumu kapatmam lazım. Aralık ayında borcum bitiyor. Borcum bittikten sonra da hani güzel bir araba alacağım artık ya. Çünkü hani bazı mesela arızalar oluyor. Çok saçma yerlerden arızalar veriyor. Artık hani bunlarla uğraşmak istemiyorum. Artık modelli bir araba almak istiyorum. O yüzden onun için de biraz daha beklemem gerekiyor. Çünkü piyasa çok allak bullak. Hani bugün mesela 1'i aldığınızı yarın, veya şöyle söyleyeyim, bugün mesela 3'ü aldığınızı yarın 5'e de satabiliyorsunuz, 1'e de satabiliyorsunuz. Hani piyasa çok oynuyor. Oynadığı için hani şu an beklemek en güzeli. En azından yılbaşına kadar beklemek en güzeli. Ya istesem şu an ortalama mesela bir araba alabilirim ama biraz daha üst modelli bir araba bakıyorum. Aklımda bir model var. O modelle söylemeyeyim, sürpriz olsun. Hani güzel modelli bir araba bakıyorum. Benim çocukluğum geçti ya. Bak şu Doğan Otoyıkamayız. Orası da bizim de eskiden. Buradaki esnafların hepsi eski. Mesela bizim burada 2007'de dükkan vardı. 2007'deyken buradaki esnaflar vardı. Hepsi aynı. Hiç değişmedi. Dediğim gibi tip olan hani şey konusu hariç memnundum. Kapı kilidi haricinde ben arabadan memnunum. Ama dediğim gibi ufacık bir şey mide bulandırıyor. O yüzden hani verdim artık, miladını doldurdu. Yani tip olan hevesim vardı, tip olan hevesimi aldım. Hani 1.6 olsaydı araba daha iyi olurdu ama bundan sonra sorarsan tip alır mısın? Ben tip hayatta almam bundan sonra. Hani gider Şahin Doğan alırım ama tip almam. Çünkü Şahin Doğan ben nereden arıza vereceğimi biliyorum. Hani 12 yıldan beri Şahin'i kullandığım için biliyorum yani. Evet arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.